Siyasi hayatımda ne aldanan olduğum ne aldatan oldum. Bundan sonra da ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız. Artık internet denilen bir olay var. Her şey kayıtlarda. Hop bir döküyor ortaya. A'dan Z'ye nerede ne konuşmuş hepsi çıkıyor ortaya. Tarihine varıncaya kadar, saatine varıncaya kadar. Bizi tanımak isteyenler hiç uzağa gitmesinler. Buraya gelsin. Ve ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. İsrail terörünü her fırsatta ve her zeminde ifşa etmeye devam edeceğiz. İsrail bir işgalci devlettir. İsrail bir terör devletidir. İsrail'in Ankara Büyükelçisi'ne de ülkesine gitmesini tavsiye ettik ve gitti. Önümüzdeki dönemin ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel işbirliği açısından da yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum. İsrail-Gazze hattına dönüyoruz. Abluk altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı. Savaş uçakları Gazze'ye 6 günde 6 bin bomba attı. Tüm tarafları aklı selimli hareket ederek önce ateşkesi, sonrasında ise kalıcı barışı görüşmeye davet ediyor. Beni Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de. Bir anti demokratla karşı karşıya gelmem. Onunla aynı masada oturmam. Sisi denilen kişi bir zalimdir. Ve bir demokrat değildir. Sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Siyasette küslük olmaz. Bir yarım saat 45 dakika kadar biz Sayın Sisi ile orada dar kapsamlı bir görüşme yaptık. Daha sonra da tabii aldığım bilgi, haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok çok mutlu olmuş. Aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin buna sevindiğini biz çok iyi biliyoruz. Abu Dhabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zayed Devlet Nişanı tevdi etme kararı almıştır. Hayırlı akşamlar, bize de. Bir Cemal Kaşıkçı olayı yaşadı. Başkonsoloslukta alçakça şehit edildi. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya kusura bakmayın dedi. O kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. Mahkeme dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine karar verdi. Suudi öfkesi dindi. Acaba sebep nedir? Kaşıkçı dosyası kapandı. Suudi Arabistan'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geri al. Geri al. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Mr. Brunson! Mr. Brunson! Şu bölgeye aç!
cannot pay ransom in this country, at least any longer. We won't pay ransom. Otherwise you have big problems and lots of things will happen, lots of bad things will happen. Rusya, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik bu ihlallerine devam etmesi halinde sonuçlarına katlanmak mecburiyetinde kalacak. Tabii Sayın Biden'la maalesef bu görüşme buluşma trafiğimiz o kadar rahat olmadı. Biden ile görüşecek misiniz? Resepsiyonuna katılacağım. Görüşmüş Başka. Olmayı diler miydiniz Biden'la? Niye? Ayrı ikili bir görüşme yapmış. O Biden, ben de Erdoğan. Geri al. Geri al. Aramızda güvenlik sorunu var. Bizi izlemeye devam edin.